Merhaba çocuklar. Bugün sizinle ışığın kırılması, ışığın yön değiştirmesi ile ilgili çok güzel deneyler yapacağız. Çocuklar, biz bir şeyi nasıl görürüz? Onun üzerine gelen ışık sayesinde ışığın yansıttığı doğrultu bize onu gösterir çocuklar. İşte bu ışık camın içindeki nesneden farklı yansır. Havanın içindeki bir nesneden farklı yansır, suyun içinden farklı yansır. Işık havadan suya, sudan havaya veya cama geçerken ışınların yönü değişir, doğrultusu değişir, hızı da değişebilir hatta. İşte buna biz kırılma diyoruz çocuklar. Şimdi biz bu ilk deneyimizde bardağın içine bir tane pipet bırakıyoruz ve suyu dolduruyoruz. Normalde dümdüz görünen pipet suyu koyduğumuz zaman kırılmış gibi gözüküyor değil mi çocuklar? Neden? Pipeti görmemizi sağlayan ışık sudan geçerken kırılma yaşadığı için biz onu bu doğrultuda nasıl görüyoruz? Kırılmış gibi görüyoruz. Aynı şekilde bir bıçakla da yaparsanız bıçağı suyun içine koyduğumuz zaman kırılmış gibi görürüz. Bu deneyimizde de paranın görülmemesini sağlayacağız. Işık ortam değiştirirken kırıldığından biz bardağa baktığımız doğrultuda parayı göremiyoruz. Bardağın altındaki kalın cam tabakası ne yapıyor çocuklar? Işığın doğrultusunu değiştirdi. Biz bu doğrultudan ne yapıyoruz? Parayı göremiyoruz. Kaldırdığım zaman bakın bardağın altında para var ama sudan ve camdan geçerken o doğrultu bize paranın görünmesini engelliyor. Burada da bir tane boş kavanozun kenarından bir nesneyi bakın bir kutuyu ileri doğru itiyoruz. Bir kaybolma yaşadık mı çocuklar? Hayır, kutuyu her şekilde gördük. Suyu koyduğumuzda ve kutuyu ittiğimizde ışığın kırılmasından dolayı kutuyu ne yapamıyoruz? Göremiyoruz belli bir yere kadar. Aynı şekilde tabağın içine koyduğumuz bir madeni para göremediğimiz bir açıya kadar itelim. Daha sonra suyu koyalım. Suyun sayesinde çocuklar ne yapabiliyoruz? Parayı belli bir noktadan sonra görebiliyoruz. Çünkü ışığın kırılmasından dolayı paranın görüntüsünü ne yapabildik? Görebildik. Yaklaştırdığımız zaman para aynı yerde. Suyu doldurduğumuz için ne yapabiliyoruz? Parayı sudan dolayı görebiliyoruz. Günlük hayatımızda çocuklar bazen gökyüzüne baktığımız zaman farklı farklı bulutlar görürüz değil mi? Şimdi aynı manzaradan çekilmiş bu fotoğraflarda denizin gökyüzünün rengine göre farklı renkler aldığını görüyorsunuz. İşte gökyüzünün mavi olması durumunda suyun mavi görünmesi farklı renkte olunca suyun da aynı renk olması yine ışığın kırılması olayıdır. Ve yağmurdan sonra hepimizin çok sevdiği gökkuşağı olayı güneş ışınlarının yağmur damlacıklarında kırılarak bu muhteşem olayı gerçekleştirilmesi yani ışığın kırılması olayıdır. Evet çocuklar, buraya kadar ışığın kırılmasıyla alakalı deneyler gördük. Şimdi de yön değiştirmesiyle ilgili deneylerimize bakalım. Burada Ali dedesini dışarı göndermek istemiyor. Dışarı çıkmasını istemiyor. Belki hastalıktan dolayı olabilir. Belki onunla oyun oynamak isteyebilir. Şimdi biz Ali'ye yardımcı oluyoruz. Ve suyumuzu koyduk. Bakın Ali'nin dedesi evine sanki geri dönüyor gibi değil mi? Evet döndü. Yaşasın. Ali buna çok sevindi. Şimdi Ayşe annesine çiçek vermek istiyor ama annesini görememiş. Hemen ona yardımcı olalım. Arkasını döndürelim Ayşe'ye. Suyumuzu koyuyoruz çocuklar. Bakalım annesini görebilecek mi? Evet gördü. İşte annesine çiçeğini çok güzel bir şekilde verebilir. Yaşasın bilim. Evet bu deneyimizi de sağa bakan çizgileri görüyoruz çocuklar. Sağa yatık. Şimdi çizgileri ne yapıyoruz? Sola doğru çeviriyoruz.
Şimdi de çocuklar sayılarımızın yönlerini değiştirelim. Ters bir, düz bir, ters iki, düz iki, ters üç, düz üç. Ters dört, düz dört, ters beş, düz beş, ters altı, düz altı, ters yedi, düz yedi. Ters sekiz, düz sekiz. Ters dokuz, düz dokuz. Ters sıfır, düz sıfır. Evet çocuklar, ters olan sayıları düz şekle çevirdik. Peki çocuklar, hangi sayıların tersleriyle düzleri aynıydı? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet çocuklar, ışığın kırılması ve yön değiştirmesi deneylerimiz bu kadar, anlatımlarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.